başlıyor. Evet, evet. Ağaçta Elif var. Nerede Nuh'un gemisi? Dostluk nedir, erdem nedir? Açıklasın birisi. Dostluk nedir, erdem nedir? Açıklasın birisi. Bana doğruyu anlat, biraz masal, biraz hayat. Neden geldik dünyaya? Anlat sen Esra abla. Neden geldik dünyaya? Anlat sen Esra abla. Öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. TRT Diyanet ekranlarından, Vav Çocuk programından tüm Vav Çocuklara günaydın hepiniz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Eğlenerek uyanmaya hazır mısınız? Evet. Ekran başındaki arkadaşlarımız da eminim ki hazırlar. Taha ve Tırtıl'a bir günaydın alabilir miyim sizden? Günaydın Taha ve Tırtıl. Duyuyor musunuz bizi? Günaydın Esra abla. Çok heyecanlandım. Yarışmalara başlayalım mı? Hazır mısınız siz de yine eğlenmeye? Evet, hazırız. Hazırız. Evet, siz de hazırsanız hemen gruplarımızı tanıyarak yarışmamıza başlayalım. Hurmalardan başlayalım. Mikrofonumuzu alsın arkadaşımız. İsmimiz? Hatice. Soyadını nasıl söyle Hatice'cim? Hatice Şükür. Kaç yaşındasın Hatice? 12. Hangi okula gidiyorsun? Tokyo İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyorum. Okulunu seviyor musun? Seviyorum. En sevdiğin ders ne? Matematik ve fen. İyi misin o derslerde? Çok iyiyim. Çok iyisin, ne güzel. Burada hangi yarışmada yarışacaksın? Ağaçta Elif var. Ağaçta Elif var da yarışacaksın. Sence 2 dakikada kaç harf eşleştirirsin? 12-13 tane eşleştiririm. Bu harflerin burada böyle görmenize izin verdiğime bakma. Birazdan bunların hepsini yerini değiştireceğim. O yüzden yerlerini ezberlemesin Ağaçta Elif var'ın yarışmacıları. Hemen yan tarafa geçelim. İsmimiz? Gönül Karabacak. Gönülcüğüm, kaç yaşındasın? 11. Hangi yarışmamızda yarışıyorsun? Nuh'un gemisi. Hayvanları sever misin? Evet. En sevdiğin hayvan? Arı. Arı? Evet. Arı, çok ilginç gerçekten. Balda seviyor musun? Evet. Evet. Vav çocuklar hep çok değişik cevaplar veriyorlar. Çıta seven arkadaşımız çıkıyor. Arı seven arkadaşımız çıkıyor. Arılarla ilgili bildiğin bir özellikleri var mı? Balı çok sevdiğim için arıları da seviyorum. Balı çok sevdiğin için balı sana yapan arıları da çok seviyorsun. Ne güzel. Bizim gemimizde arı yok ne yazık ki. Evet, başka hayvanları eşleştiririz artık. Evet. Hemen yan tarafa geçelim. Adım Ramazan Kıdır. Bir daha Bitiş. Alayım ismini. Adım Ramazan Kıdır. 12 yaşındayım. 12 yaşındasın Ramazan. Hangi yarışmamızda yarışacaksın? Ben mi? Sefa ve Merve. Merve Tepesi. Sana bakınca anladım ben zaten hemen Safa ve Merve Tepesi'ne yarışacağını. Tırmanmalı oyunları sever misin? Evet. Evet. Evde bir yerlere tırmanıyor musun? İzcilik'te uzun parkur vardı. Orada tırmanmıştım. İzcilik'te? İzcisin sen bir de. Ne güzel, bize bir izci hareketi yapar mısın? Kazanır mısın? Eminim kazanırım. Eminim kazanırım. İnşallah kazanırsın. Yan tarafa geçelim. İsmim Ahmet Furkan. Soy ismim Şafak. 11 yaşındayım. Hangi yarışmamızı yarışıyorsun Ahmetciğim? Yunus balığı yarışmasında. Hızlı olacak mısın? Düşünüyorum. Düşünüyorum. 2 dakikada kaç görev yaparsın? 7-8 tane yaparım. 7-8 tane yaparsın. İnşallah 7-8 tane yaparsın. Bugün değişik görevlerimiz de var. Grubuna puan getirirsin o zaman. İnşallah. İnşallah. Yan tarafa geçelim. İsmimiz? Adım Selim, soyadım Kaya. Kaç yaşındasın Selim? 11 yaşındayım. Hangi yarışmadasın? Sevr Mağarası. Sevr Mağarası'ndasın. Örümcek ağı öreceksin. Evet. Sever misin örümcekleri? Evet. Evet, ne güzel. Örümceklerden korkanlar var mı aranızda? İki arkadaşımız, gerisi korkmuyor, ne kadar güzel. Geçtiğimiz bölümlerde de bahsettik, örümcek ağını övmek. O örümceklerin ağları o kadar dayanıklı ağlarmış ki hiç kolay değil. Allah onları gerçekten mucizevi yaratmış değil mi? Evet, o ağlar ilginç geliyor mu size de?
Biz daha hiç onlara benzeyebilen iple bile öremedik bir ağ. İnşallah sen örersin. Evet. Evet örersin. Hurmalar grubu kazanır mısınız? Evet. Aa, bana hiç kazanır mısınız gibi gelmedi. Hurmalar grubu kazanır mısınız? Evet. Evet inşallah kazanırsınız. Bir de zeytinleri tanıyalım. Mikrofonumuzu alalım hemen. İsmimiz? Adım Ali, soyadım Taşkın. Kaç yaşındasın Ali'cim? 12 yaşındayım. Hangi yarışmada yarışıyorsun? Sefa ile Merve Tepesi. Kazanacak mısın? Evet. İnşallah kazanırsın. 7 bayrağı karşı tepeye kaç dakikada taşırsın sence? 1 dakikada ya da 2 dakikada. 1 dakikada 2 dakikada. İnşallah çok güzel bir rakam. Hemen yan tarafa geçelim. İsmimiz? Adım Yeliz, soyadım Kıpırtı. 11 yaşındayım. Nuh'un gemisi yarışmasında yarışıyorum. Hayvanları seviyor musun? Seviyorum. En sevdiğin hayvan? Kuş. Kuşlar. Hangi kuş? Hepsi mi? Evet. Evet. Geçtiğimiz günlerde Tırtıl bize bir bilgi öğretti. Kuşlardan bir tek baykuş gökyüzündeki o maviyi görebiliyormuş, biliyor musunuz? Bunu biliyor muydunuz? Çok ilginç değil mi? Diğer kuşlar göremiyormuş. Sadece baykuş o gökyüzünün mavisini görebiliyormuş. Kuşlarla ilgili de bu bilgiyi ben vermiş olayım size. Kaç hayvanı eşleştirirsin sence? Bayağı bir. Çokça eşleştiririm evet. Diyorsun. İnşallah o zaman grubuna çok puan getirirsin. Yan tarafa geçelim. İsmimiz? Adım Hüda Nur. Soyadım Baş. Ağaçta Elif Var yarışmasında oynayacağım. Sen de Kur'an-ı Kerim biliyorsun. Evet. Kaç yaşında öğrendin? 9 yaşında. Ne güzel. Kazanır mısın? Kazanırım. İnşallah kazanırsın. Hemen yana geçelim. Yarışmalar için heyecanlanıyoruz çünkü artık hızlandık. Evet. Adım İrem. Soyadım Demir. Serbu Mayıs'ında yaşarım. Örümcek A Örüp grubuna 100 puan getirir misin? Evet. Evet, inşallah getirirsin. Adım Ayşe, soyadım Kıpırtı. Yunus oyununda oynayacağım. Kardeş misiniz siz? Evet. Aa, ne güzel, aranız iyi mi? Evet. Evet, hiç kavga ediyor musunuz? İşte, evet. İşte. Ne için kavga ediyorsunuz mesela? Ya, bir şey için alışamıyoruz işte. Mikrofonu biraz kendine yakın tut. Birkaç şey için alışamıyoruz. Birkaç şey ne mesela bunlardan biri? Söylemesem. Söylemesem çok güzel. Kardeşinle ilgili sırrını bence de hiçbir yerde vermemelisin. Aranızda kalmalı tartışmalarınız. Teşekkür ederim bana bu cevabı vermediğin için. Keşke rakip olsaymışsınız ama siz. Keşke. Keşke. Peki inşallah sen de kazanırsın. Zeytinler sizce kazanır mısınız? Evet. Hurmalar. Bakalım şimdilik zeytinlerden ses daha çok çıkıyor. İlk yarışmamızda göreceğiz. İlk yarışmamız neymiş? Kur'an-ı Kerim alfabesini bilen bilmeyen herkes ekran başına. Ağaçtan harfler toplayıp grubunuza puan kazandırma zamanı. Evet, ağaçta Elif Var'la başlıyoruz. Gelin yarışmacılarım yanıma. Hemen sepetleri alın. Alın sepetlerinizi. Görevimiz Kur'an-ı Kerim alfabesinden harflerin Türkçesini ve Arapçasını aynı renkte sepetlerimize toplamak. Hiç bana bakmıyorlar, ağaca bakıyorlar. Hazırsanız süreyi başlatıyorum ben de. 3, 2, 1, başla! Hurmalar, zeytinler! Hurmalar! Hurmalar! Hurmalar!
2 Zeytinleri zeytinleri yerine alalım. Hurmaları da buraya alalım. O mimar fikimin birinizin mi değil mi? Bu zeytinlerin mi? Şöyle verelim. Zeytinler desteklerini ya Allah bismillah zeytinlere maşallah diye değiştirdiler. Evet, duanızı da ettiniz bu sırada. Bakalım kaç harf topladık. Şöyle başlayalım. Hangi harf? Hayır. 10 puan. Devam. Hangi harf? Yok. Evet. 20 puan. Hangi harf? Doğru. 30 puan. Hangi harf? Evet. Doğru. 40 puan. Programımızın adı neydi? Vav. Vav çocuk. Vav harfimiz. 50 puan. Hangi harf? Ağaçta ne vardı? Elif vardı. 60 puan. B harfimiz doğru. 70 puan. Y harfimiz 80 puan. Zeytinlere 80 puan veriyoruz. Hemen hurmaların yanına gidiyoruz. Teşekkür ederim. Geldim hurmalar. Sepetiniz çokça dolmuş. Hemen bakalım. Programımızın ismini aldığı harfimiz. Vav harfimiz. 10. Evet şöyle. 20 puan. Siz. 30 puan. Doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Hangi harfimiz? 40 puan. Puan. Hangi harf? 60 puan. Aa! 70 puan. Aa! 80 puan. Aa! 90 puan. Ağaçta. Elif var, 100 puan. 110 puan. Ve... Evet. 120 puan da... Hurmalar grubu aldılar. Şimdi soralım bakalım. İkinci yarışmamız neymiş? Allahü Teala'nın en sevgili kulu canımız peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ne kadar çok zorluklar yaşadığını biliyoruz. Bunlardan biri de arkadaşı Hazreti Ebubekir'le birlikte Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Sevr Dağı'nda geçiyor. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir kötü adamlardan saklanabilmek için bir mağaraya giriyor ve Allah onlara bir örümcek ve de bir kuşla yardım ediyor. Örümcek mağaranın girişine ağ örüyor ve ağın üzerine de bir kuş yuva yapıyor. Kötü adamlar mağaraya baktıklarında bu mağaraya uzun süredir kimse girmemiştir. Girseydi bu ağ bozulur, kuş da yuvasını bırakıp giderdi diye düşünüp yollarına devam ediyor. Bu sayede Allah peygamberimizi ve Hazreti Ebubekir'i koruyor. Evet, Sevr mağarasıyla devam ediyoruz. Hemen şöyle arkadaşlarımızın yanına geleyim. Zeytinlerden İrem yarışacak. Hurmalardan da Selim yarışacak. Kim girecek mağaramızın içine? Nisan. Nisan Nurcuğum, seni hemen mağaranın içine alalım. Şöyle gir. Hemen hurmalar grubuna gelelim. Selim'in mağarasına kim giriyor? Oray. Oray. Oraycığım, seni de hemen mağaranın içine alalım.
İrem heyecanlandı. Heyecanlı mısın? Evet, Selim sen. İnşallah ikiniz de kazanırsınız. Gruplarım hazır mı? Sizden sıkı bir örümcek ağırmanızı istiyorum. İçeride kalsın arkadaşlarınız, tamam mı? Güvenli kalsınlar orada. 3, 2, 1, başla! Hurmalar, zeytinler, hurmalar, zeytinler. Dakika devam. Zeytinler, hurmalar. Devam, devam. Bakalım gruplarımız ne yaptılar. Hurmalar ne oldu örümcek ağına? Gel, gel. Anladın mı şimdi örümceklerin işi ne kadar zor? Bu ağ ne olmuş böyle? Kaçaklar mı oldu? Evet hocam. Evet hocam, Esra abla. Esra abla, okuldan alışıyoruz. Öğretmenim hocam demiyor, öyle mi? Şöyle bir bakalım. Selim, bu çok... çok böyle rahat bir örümcek ağ olmuş. Buraya böcek takılsa durma. Çıktı. Bir de gidelim İrem'inkine bakalım. Hemen İrem'in ağı nasıl olmuş. İrem neredeyse örümcek ağı örüyormuş bu arada. Şöyle gelmiş. Ama İrem hala ipi bırakamıyor. Onu öyle bırakmayınca tabii bir türlü ağ da bozulmuyor. Şöyle bakalım. Şimdi ne desem olmaz. Sanırım iki gruba da 100 puan vereceğim. İki gruba da 100 puan veriyorum. Onları yerine alıyorum. Ve hemen hızla yarışmalara devam edelim mi? Edelim, sonra da sohbet ederiz. Hemen üçüncü yarışmamız gelsin. Şimdi sırada Nuh'un gemisi oyunumuz var. Her çift 10 puan değerinde. Dikkatli olun. Evet. Şimdi Nuh'un gemisi yarışmamızla devam ediyoruz. Görevinizi zaten biliyorsunuz. Hurmalardan Gönül, zeytinlerden de Yeliz yarışacaklar. Yardımcılarımın da hemen isimlerini alayım. Pınar. Pınar. Hakan. Pınar ve Hakan, Yeliz'in yardımcıları. Muhammed. Muhammed. Rugeye. 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 Anlamı ne Rugeye ismini? Bilmiyorsun. Tamam, öğrenirsen bize de yaz, olur mu? Olur. Evet. Gönül'ün de yardımcılarını tanıdığımıza göre yarışmaya başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Heyecanlı mısınız? Evet. Hem de çok. Hem de çok heyecanlısın sen. Çok. Çok. Biraz önce birkaç hayvana bakıyordun aslında. Evet. Gemimiz 3 tane hayvan açık gelmiş. Biraz gördüler zaten bugün. Şimdi hurmalarla mı başlayalım, zeytinlerle mi başlayalım? Bana yardım etsinler arkadaşlarımız. Zeytinlerle başlayalım, tamam mı? Olur mu?
Zeytinlerle başlayalım. Arkadan zeytinler diyorlar. Zeytinlerle başlıyorlar. Zaten bir şey değişmez. Şöyle arkanıza dönün bakalım siz. Şöyle. Gönül böyle dön. Evet. Tamam. Gel Yeliz şöyle. Yardımcılarım benim için kutuları hemen açar mısınız? Açın kutuları. Koşun 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 hemen. Efendim? Evet, şimdi bakacaksın hepsine. Gelin yanıma, yardımcılarım yanıma gelsinler. Gel, gel. Bak bak oraya bak. Evet. Haydi kapatalım. Evet. Hazır mısın Yeliz? Baktın mı yerlerine? Bakamadın mı? Baktın baktın. Bulursun inşallah. Teşekkür ederim. Yardımcılarımın yerlerini alayım. Zeytinler hazır mısınız? Hayır! 3, 2, 1. Hadi Yeliz başla. Evet, çok güzel gidiyoruz. Evet, devam. Gel, bitirdik. Zeytinler grubu Yeliz sayesinde tam, ki grubun da yalnız çok dua etti o sırada aslında, 150 puan aldılar. Yardımcılarım hemen kutuları kapatsınlar gelip. Zeytinlerin yardımcıları hemen kutuları kapatın. Hurmalar alalım. Yeliz böyle oyunları sever misin? Çok severim. Çok seversin. Çok da güzel oynadı. Evet. Evet, daha güzel. 20 saniyemiz vardı sen bitirdiğinde. Heyecanlandın mı? Heyecanlanmasan demek ki 1 dakikada bitirecekti. Evet, doğru. Evet. Hurmalar sence kaç tane açar? Yani onlar da dua ederlerse bayağı bir açarlar. Dua ederlerse onlar da çok açarlar diyor Yeliz. Teşekkür ederim Yeliz'im. Seni yerine alalım. Gönül gel. Yardımcılarım gelin. Gönül'cüm seni de böyle alalım. Rakibin 150 puan aldı. 15'ini de açtı. Daha da mı çok heyecanlandın? Evet. Evet. Hemen açalım kutuyu. Gönül bize bak böyle. Bize doğru bak. Evet. Açsanıza. Yardımcılarım bana bakıyorlar. Hiç bana yardım etmiyorlar. Bana hiç üzülmüyorlar. Haydi açın hemen. Açalım, açalım. Oraları da açalım. Tamam, sizi biraz kenara alalım. Gönül baksın. Haydi kapatalım.
Teşekkür ederim. Siz yerinizi alayım. Evet. Hazır mısın Gönül? Hazırsın. Hurmalar, hazır mıyız? Hayır. 3, 2, 1, başla. 5, 7, 10, hurmalar şampiyon. 3, 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 5, 7, 10, maymunu kapattın ama bulmuştun onu zaten. Onu da açıyoruz. Kaç puan aldı Gönül? 130 puan da Gönül aldı Hurmalar grubuna. Şimdi sıradaki yarışmamız Yunus oyunumuz. Sıradaki oyunda öyle bir hayvan var ki içinde koltuk bile var. Yunus oyunumuz geliyor. Oyunun sonunda Hazreti Yunus aleyhisselam duasını etmeyi unutmayın. Evet, Yunus oyununa geçeceğiz. Ayşe ve Ahmet yeterince heyecanlı değiller gibi geldi bana. Biraz daha heyecanlansınlar diye ben arkadaşlarımla biraz sohbet edeceğim. Taha ile Tırtına soracağız sonra. Onlar da araştırmışlar bu konuyu. İnşallah deriz biz hani. İnşallah nerede kullanırız biz? İnşallah ne demekti? Nerede kullanırız inşallah? Bir şeyi çok istediğimizde veya... Ne istediğinde mesela? Mesela sınavdan 100 almayı çok istediğimizde inşallah sınavdan 100 alırız deriz. Anlamı ne demek? Bir şeyi Allah'tan istemek demek. Bir şeyi Allah'tan istemek demek. Nerede kullanırsın inşallahı? İnşallahı sevineceğim bir şey İsterken kullanırım. Mesela sınavlarda falan 100 almak isteyince kullanırım inşallah. 100 almak isteyince anlamı da Allah'tan bir şey dilemek ve onu severek istemek. Sevinerek Allah'tan istemek. Bir şey dilemek ve ondan severek istemek. Nerede kullanıyorsunuz inşallah? Geldim böyle yarışmacılarıma soralım bir de. Dön şöyle. İnşallahı bazen Allah'tan bir şey istediğimizde ona elimizi açıp inşallah bu elbiseyi alırım, inşallah sınavdan 100 alırım gibi örnekler veriyoruz. Herkes sınav diyordu. Yeliz'in bir de istediği bir kıyafet varmış. Kıyafet için de inşallah dedi Yeliz, öyle mi? Peki başka arkadaşlarımıza da soralım. İnşallah nerede kullanırız? İnşallah sınavlara girerken kullanırız. Hep inşallah sınavlara girerken kullanırız. Ben genellikle öyle kullanıyorum. Evet, sınavlara girerken kullanırız. En çok sınavları istiyoruz o zaman. Sınavlarımız iyi geçsin istiyoruz o zaman biz. Evet. Aslında Allah'tan ne istesek inşallah deriz değil mi? Evet. Evet. Biraz da şöyle hurmalara doğru gideyim. Ve hemen ikinci sorumu sorayım. Maşallah ne demek?
Nerede kullanırız maşallahı? Maşallahı mesela bir şey kendi, mesela kendimizde bir şey var onun için, ama inşallah tam tersi, hani olmayan bir şey için maşallah olan bir şey için kullanırız. Doğru. İnşallah olmayan bir şey için, maşallah olan bir şey için. Şöyle bak. Maşallah da çok nazar değmesin diye söylerler. Maşallah gözlerin çok güzel, nazarlardan eksik etsin derler. Nazar değmesin diye söylerler. Sana da söylüyorlar herhalde sürekli. Maşallah mı diyorlar senin de gözlerine? Evet. Kipriklerime hep diyorlar çok uzun diye. Kipriklerime hep diyorlar maşallah diye. Ne güzel bir şey. Şey hocam, ay Esra abla, nazar hocam, nazar değmesin için hocam maşallah diyorlar. Biz maşallah neden diyoruz? Anlamı ne maşallahın? Maşallah daha çok mesela bir çocuk doğuyor, yeni bir çocuk doğuyor. Mesela diyor ki maşallah ne kadar da etli butlu. Yani maşallah biraz daha çok ne kadar güzel, ne kadar iyi anlamında da olabilir. Evet, ne kadar iyi, ne kadar güzel anlamında da olabilir. Maşallahı nazarlardan saklamak için kullanırız bazen. Genelde maşallah dedikten sonra büyüklerimiz bize bir de Allah nazarlardan saklasın mı diyor. O yüzden biz maşallahı böyle birleştirdik. 41 kere maşallah derler hani. Bir de değil mi? Evet, biz bunları duymuşuz. Peki soruyorum. Tırtın maşallah ne demek? İnşallah ne demek Taha? Maşallah Allah'ın dediği olur demektir. Bir şey görüp beğendiğimizde bunun Allah'tan olduğunu hatırlamak için maşallah deriz. Çünkü bütün güzellikler, iyilikler, nimetler, başarılar yalnızca Allah'tandır. Bir şeye çok beğenerek baktığımızda da nazarımız değmesin diye maşallah deriz. İnşallah Allah isterse, Allah dilerse demektir. Alemdeki her şey Allah'ın istemesiyle olur. Allah'ın izni olmadan bir karınca bile yuvasından çıkamaz. Bir yaprak yerinden kopup düşemez. Güneş doğamaz. Rüzgar çalıları hışırdatamaz. Kısacası inşallah Allah izin verirse demektir arkadaşlar. Evet, Ahmet hurmalar için grubuna puan kazandırmaya çalışacak. Ahmet'im heyecanlı mısın? Çok. Çok. Yunus oyununda oynayacaksın. Yunus kimi yutacak? İsmimiz? Melike Alkaya. Melike, Yunus seni yutsun mu? Kim girecek ismi hurmanın içine? Yani gireyim de kurtarsın geri. Gireyim de geri kurtarsın beni. Tamam, biz seni kurtaracağız. Sen gir balığın içine. Ahmet kurtaracağız mı? Kurtaracağım tabii. Kurtaracağız tabii, seni orada bırakmayacağız. Ne yapalım? Evet, görüşürüz. Ahmet Melike'ye balık yuttu. Çok severse bir daha çıkmaz belki de. Orada kalır artık. İçi de rahat, koltuk var. Ama çıkartacağım ben. Ama çıkartacağız biz. Sen ümidini yitirme hiç Melike, tamam mı? İnşallah çıkaracağız. Biraz önce Taha ile Tırtır bize inşallah ve maşallah ne demek olduğunu da öğretti. Size de maşallah ayrıca Tırtır'la Taha. Küsmeyin teşekkür etmedik diye. Gerçi küsmüyoruz değil mi biz çocuklar? Küsmek güzel bir şey değil. Evet, kırılacağımız şeyler olduğunda hemen söylüyoruz karşımızdakilere, küsmüyoruz. Evet değil mi? Evet mi? Küsüyor muyuz? Evet mi? Küsenler kimler? Ama Tahir'e tırtıp küsmez. Siz de küsmeyin. Küseceğiniz şeyler olduğu zaman hemen söyleyin, küsmezsiniz böylece. Ahmet daha fazla heyecanlanmasın, dayanamayacak çünkü. Süremizi başlatıyorum. Ahmet'ciğim, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında kurtuluşunun temsili oyununda yarışacaksın bizimle. Burada gördüğün gibi yumurtalarımız var. Sarılarda sorular, turuncularda görevler var. Soruyla başlamanı istiyorum. Hazırsanız 3, 2, 1 başla. Hemen aç aç aç. Hadi hurmalar destekler. Peygamberimizin dünya ahiretin tarlasıdır. Hadisini açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Ne ekersen onu biçersin. Sakla zaman, gelir zamanı. Ne ekersen onu biçersin. Ne ekersen onu biçersin. Çok doğru, devam. Gelecek,
Nabız abdesti nasıl alınır gösteriniz. İlk önce besmele çekeriz. Evet. Ondan sonra ellerimizi yıkarız. Sonra ağzımıza 3 kere su alırız. Sonra burnumuza 3 kere su alırız. Sonra yüzümüzü 3 kere yıkarız. Sonra kolumuzu, ilk önce sol kolumuzu 3 kere yıkarız. Sonra 3 kolumuzu sağa yıkarız. Sonra önce sol, sonra sağ. Evet. Başımızın 4'te 1'ini yıkarız. Sonra kulaklarımızı şimdi yıkarız. Sonra ensemizi şöyle yaparız. Sonra sol ayağımızı ve sağ ayağımızı yıkarız. Doğru, devam. Heyecanlandık, ufak tefek karıştırdık. Yollarda ve kaldırımlarda bulunan sarı renkte kabartmalı şeritler ne işe yarar ve kimler içindir? Yayalar içindir, araçların yavaşlaması içindir. Kaldırımlarda bulunan kabartmalı şeritler var ya hani. Nasıl yani? Kabartmalı şeritler var sarı renkte. Pek bilmiyorum. Engelli vatandaşlarımız için devam ve biz oralardan genelde yürümemeye çalışıyoruz. Turuncu. Beş kere patla. Üç, dört, beş. Gel, gel. Beş, dört, üç, iki, bir. Bitti Ahmet. Hemen bir de burada bize Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında ettiği dua var. Onu okur musun? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Şimdi kaç yumurta Ahmet açtı? 1, 2, 3, 4. Melike gel. Hurmalar 4 yumurta açtılar. Bakalım zeytinler kaç yumurta açacaklar? Koşun. Şimdi sırada zeytinler var. Evet, Yunus oyunumuzda zeytinlerden Ayşe ile devam ediyoruz. Balık kim yutacak ismimiz? Muhammed. Balık seni yutsun mu Muhammed? Yutsun. Hadi gel o zaman. Gir balığın içine. Ayşe Muhammed'i kurtaracağız. Kurtaracak mısın? Kurtaracağım. Çok mu heyecanlısın? Çok. Çok. İnşallah kurtulur. Hemen böyle bir sürü puan kazanırsın sen de. Ahmet de çok heyecanlıydı çünkü. 3, 2, 1 başla. Mavi ve kırmızı renk birbirine karıştığında hangi renk oluşur? Mor. Devam. Turuncu. Turuncu açıyoruz. Çöpleri topla. Çöpleri topladık. Devam. Sarı. Peygamber Efendimiz doğduğu gün denk gelen hangi kandilde gece? Peygamber Efendimizin doğumuna, Peygamber Efendimizin doğum gününe denk gelen kandil hangi kandildir? Söyleyin. Kadir gecesi değil. Kadir gecesi değil mi? Değil. Peygamber Efendimizin doğum gününe denk gelen kandil hangi kandildir? Mevlid kandiliydi. Süreyi durdurdum. Yine devam ediyoruz. Bu soruyu bilemedin olarak kabul ediyoruz. Bunu bilemedin olarak kabul ediyoruz. Tekrar hemen görev aç. Trafikte şoförlerin uyması gereken iki kural. Birincisi trafik kurallarına uymak. İkincisi neydi bu trafik kuralı? Işıklar. Evet, kırmızı ışıkta geçmek. Evet. Bir de şoförler hızlı gitmesinler. Evet. Otlu'yu devam et. Değiştir, değiştir, değiştir turuncu. Evet, karıştırdık bir tane. Devam. Beş kereyi patla.
bitti. Gel gel gel. La ilahe illa ente sübhaneke inne küntü minazila. Minezalimi. Ayşe artık heyecandan mahvoldu. Bir, iki, üç ve dört görevde Ayşe yerine getirdi. Muhammed'i kurtaralım hemen balığın içinden. Kim kazandı sence Ayşe? Bence onlar kazandı. Onlar kazandı. Hayır, ne oldu biliyor musun? Bugün gruplarım en sevdiğim şekilde yarışıyorlar. Gel Muhammed, açmadım balık ağzını sana. Biz kurtardık seni aslında ama. Bugün en sevdiğim şekilde yarışıyoruz. İki grubum da kazanıyorlar. Hurmalara da zeytinlere de tam 100 puan veriyoruz. Ve şimdi sırada Safa ve Merve Tepesi yarışmamız var. Dikkatli olur ve hızlı hareket edersen 7 bayrağı karşı tepeye ilk taşıyan sen olursun. Ve temsili zemzem suyunu çıkarıp grubuna 100 puan götürebilirsin. Evet, son yarışma. Gruplarımız çok heyecanlı. Zeytinlerden Ali, hurmalardan Ramazan yarışacak bizimle. Göreviniz, evet yerlerinize gidin. Yerlerimize gidelim mi? Göreviniz o tepedeki 7 bayrağı bu tepeye taşımak. Son bayrağı ilk takan suyu çıkarır ve grubuna 100 puan götürür. Gruplarım hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. 2, 1, başla. Evet, iki arkadaşımız da harika yarışıyorlar. İkinci bayraklar asıldı. Ramazan yanlış yerdesi. Hadi Ramazan. Evet, Ali aldı. Ali'nin 3 bayrağı kaldı. 2 bayrak kaldı Ali'de. Evet. Ali'nin son bayrağı kaldı. Bir bayrağı var. Ramazan'ın da evet iki bayrağı daha var. Ali rahatladı, son bayrağı aldı. Son bayrağı taktı Ali. Ali Ramazan'ı yormayı da ihmal etmedi. Evet. Son bayrağı aldı Ali. O bayrağı böyle yavaş yavaş götürdü, tepeye taktı. Evet. Yoruldun mu? Yoruldum. Ramazan yoruldun Çok mu? Çok yoruldum. Çok yoruldu ikisi de. Bu yarışmamızı da zeytinler kazandılar. Birazdan birincinin kim olduğunu söyleyeceğiz. Ama önce bu hafta arkadaşlarımıza, sertifikalarımıza ne için teşekkür ediyoruz? Çok eğlenceli bir gündü Esra abla. Hiç gitmek istemiyorum. Ama çok şükür ki yeniden geleceğinizi biliyorum. Tüm Wow çocukların bu haftaki sertifikası. Hiç hata yapmadığın için değil, hatalarından sonra özür dilemeyi bildiğin için. Yaptığın yanlışı yalanla, dolanla örtbas etmeye çalışmadığın için. Özür dilemeden affedilmeyi beklemediğin için. Özür dileyeceğime gider kendimi sandalyeden atarım diyenlerden olmadığın için.
özrün değil, kibrin yani büyüklenmenin ve gururun insanı yerle bir ederek küçülttüğünü bildiğin için, fark etmeden yaptığın küçük şeylerde de özür dilemeyi alışkanlık haline getirebildiğin, insanlarla aranı güzel tuttuğun için Bav Çocuk ailesi olarak sana teşekkür ediyoruz. Tebrik ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar, bizlere internet sitemiz ve Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Evet, bugün hatalarından dolayı özür dilemeyi bilen Vav çocuklara sertifikalarını dağıtmak istiyorum. Bizim Vav çocuklarımız, izleyenlerimiz, stüdyomuza gelen tüm Vav çocuklar, sorumluluklarını bilen, iyi kalpli, anlayışlı çocuklar değil mi? Evet, özür dilemeleri gerektiğini özür dilemeyi bilen çocuklar. Çok eğlendik mi? Biz de çok eğlendik sizlerle birlikte. Taha ve Tırtı, size de çok teşekkür ediyoruz. Yine çok güzel bir günü daha birlikte geçirmiş olduk. Birinci grubumuzu söyleyeceğim. Ama siz de Vav Çocuk olmak istiyorsanız 0312 236 8002 numaralara isminizi yazdırabilir, gelip bizimle eğlenebilirsiniz. Günün birincisini merak ediyor musunuz? Evet. Bakalım o zaman. Hurmalar 450, zeytinler 530. Yarın görüşmek duasıyla. Hoşçakalın. Ağaçta Elif var, nerede Nuh'un gemisi? Dostluk nedir, erdem nedir, açıklasın birisi. Dostluk nedir, erdem nedir, açıklasın birisi. Bana doğruyu anlat, biraz masal, biraz hayat. Neden geldik dünyaya? Anlat sen Esra abla, neden geldik dünyaya? Anlat sen Esra abla. Öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.